Deus Ex Mankind Divided. Şimdi onun grafik detaylarını size göstereyim. Nasıl bir grafik düzeninde oynuyoruz. İlk başta Full HD oynadığımızı gösteriyorum. Daha üst düzeydeki grafik detaylarına bakarız birazdan. Ama kan kartımız onun için çok fazla yeterlidir, onu da söyleyeyim. O yüzden Full HD oynamak daha mantıklı olacak. Zaten ekran kartı bunun için, Full HD çözüm için orta segment fiyat performans olarak sunuluyor. Şimdi grafiklere bakalım. Burada da ultra detaylarda oynuyoruz. Full HD oynayıp ultra detaylarda Mankind Divided'da nasıl bir performans alacak bakalım. Sağ tarafta zaten siz de FPS skorunu takip edebiliyorsunuz. Centric test sonuçlarına baktığımız zaman zaten aşağı yukarı 20-25-30 FPS arasında bir performans aldığını gözlemlemiştik oyunun. Şimdi onu burada da gerçek zamanlı testlere görmek mümkün. Aşağı atlayalım. 30 FPS bu ekran kartı için fena değil arkadaşlar. Onun 890 liralık bir fiyatı var çünkü biliyorsunuz. Şuradan aşağıya geçelim. Şöyle yapalım. FPS de devam ediyor. Neredeyse çakılı bir şekilde 25 FPS. Tabii biraz daha şimdi oyunun ilerleyen dönemlerinde, ilerleyen adımlarda biraz daha tabii kapışma sahneleri falan geldikçe şunu alıp atayım da şuradan geçivereyim. Alamıyorum. Biraz kasıyor tabi. Augmentation wheel. Tamam gördüm abi. F1. Bunları yerleştirmemizi istiyor. 4'e atayım. Tamam. Çeşitli modlar varmış oyunda. Ben de yeni keşfediyorum. İlk defa oynuyorum çünkü Deus Ex'i. Ama yani grafik detaylara geneline bakacak olursak şu an mesela 20 FPS'ye kadar düştü. Sanıyorum ki ilerleyen adımlarda biraz böyle ortam hareketlenince 20'den daha da aşağıya düşebilir gibi görünüyor. O yüzden hani ultra detayları biraz daha aşağıya almakta fayda var Deus Ex'i oynarken. Onu da söyleyeyim. Şimdi Doom performansına bakacağız. İlk başta tabii ki zaten bu arada sağ üst taraftaki köşeden FPS değerini takip edebiliyorsunuz sizler de. Şimdi ilk başta bir ayarlara bakalım. Neler var neler yok. Onları görelim. Settings'ten. Evet Full HD oynayacağız arkadaşlar. Çünkü bu ekran kartı 2K ve 4K için uygun değil biliyorsunuz zaten. Vertical bu kapalı. Kapalı bırakıyorum. 16'ya 9. Expect Radio'muz açık. Ve Advanced'e bakalım. Advanced'de Vulkan grafik API'yi görüyoruz burada. Bunun seçili olması gerekiyor. Ve diğer bütün detaylarda Ultra'da şu an. Bakalım şimdi oyuna girelim. Oyunda nasıl bir performans alacağız hep birlikte izleyeceğiz. Evet oyun açıldı. Sağ tarafta 80 FPS'leri görebiliyoruz şu an. Diğer taraftan CPU ve GPU genelinde ortalama, minimum ve maksimum değerlerini yine sağ üst köşeden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Doom'u oynadınız mı bilmiyorum ama muhteşem bir oyun. Mutlaka Steam üzerinden edinip indirin, oynayın. Tabi buradaki ana konu uzun grafik detayları. Full HD çözünürlükte oynuyorum şu an çünkü bu ekran kartı RX 470 2K ve 4K çözünürlükleri desteklemiyor. Daha doğrusu destekliyor ama iyi performans alamıyorsunuz onu söyleyeyim. Daha önce hani Centric testlerde görmüşsünüzdür belki. Ben o yüzden bütün Centric testleri Full HD detaylarda yani Full HD çözünürlükte ve ultra detaylarda tuttum ki gerçek anlamda ekran kartının bize sunduğunu görebilelim. Şöyle. Bu arada Vulkan API'nin en güncel sürümü yüklü. Onu da zaten yine sağ tarafta görebiliyorsunuz. Vulkan. Şunu da alalım.